Selamünaleyküm. Cengiz. Ne iş? Paçayı düzeltmişsin. Durumumuz iyi Erdal abi, çok şükür. Ne haber Okan? İyi Cengiz. Kimi yoldun da düşürdün? Herkesi kendin gibi bilmeyeceğiz. Bizim de var bir dünyamız kendimize göre be Okan'cığım. Gel bir bakalım. Neymiş senin dünyan? Okan çay söyle bize. Abi Okan gelmeden diyeyim, dile düşmeyelim sonra. Zengin züppelere sosyeteye kardeşin taburu attı. Uçur bize Cengiz diyen, atlayan çok lapin var. Yani? Yani diyorum ki kardeşin sağdan soldan mal toplayacağına direkt senden mi tedarik etse? Yolunu bulsa he, ne dersin? Cengiz. Ben de veriseye mal yok. Daha önce kırdım kemiklerini. Kendini bana ezdirtmeyin. Abi biz de dersimizi aldık da geldik buraya. İçinde 100.000 var. Yanlış anlama, haftalık. Sen 100.000'lik malı kime satacaksın lan? Hangi sosyeteymiş bu? Abi müsaadenle, o kadar da bende kalsın, biz de ekmek yiyelim. Biliyorsun çok yamyam var. Senin niye yüzün düştü? Yok bir şey. Fidanlıktan çıktığımızda iyiydin. Biri bir şey mi söyledi, ona mı bozuldun? Yok. Biri kötü bir şey söylediğinde bozulmam ben. Ama bir insanın bir nişanlısı varsa ve tüm gün boyunca bir güzel söz bile söyleyemiyorsa işte buna bozulurum. Ne yapacaktım? Herkesin önünde sana iltifatlar mı yağdıracaktım? Öyle bir ortam mı vardı? Gayet vardı. Herkes çok samimi ve sıcaktı. Cemre. Ben böyleyim. Nasılsın Ateş? İşte ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Sen neyin hesabını soruyorsun, anlayamadım. Bunların hesabını soruyorum. Bu telefonlar ne? İş telefonları. Torpidoda bekleyen iş telefonudur. Beni bıraktıktan sonra hangisiyle konuşacaksın, ben onu merak ediyorum. Nasıl bir iş? Malum. Her işimizi bir telefonla halledemeyecek bir sektördeyiz. Otel çalışanı değiliz. İlyas'tan farklı bir sektörde misin? Hızır Bey'den, Alparslan'dan hiçbirinin ikinci ya da üçüncü telefonu yok. Sana göre yok. Sordum Ateş, kimsenin yok. Cemre, istiyorsan atayım, kullanmayayım telefonu. Ama uzatma. Önemli olan telefon değil. Önemli olan hangisi? Cebinde sakladığın. Sen
Benim ceplerimi mi karıştırıyorsun? Karıştırmıyorum. Ama senin bir şeyler karıştırdığın kesin. Ne karıştırıyormuşum? Bilmiyorum. Onu sen söyleyeceksin. Biri var. Ya da birileri var diyebilirsin. Cemre. Böyle yapacaksan bu iş yürümez. O zaman yürümeyecekse baştan yürümesin. Sen bilirsin. En azından şunu söyleyebilirdim. O telefonlar eskiye ait. Atacaktım ama atamadım. Evlenince değişecek bu durum. Ama artık önemi yok. Madem önemi yok, seni otele bırakayım. Yeğenim, şimdi sen bu Özlem'le birlikte misin değil misin? Birlikte değiliz amca. Sen hastanedeyken İlyas amcam bana otelden çıkma yasağı koydu. Biz de bu süre zarfında biraz yakınlaştık amca. Vay arkadaş. Ulan kız arkadaşın oteldeyken Özlem'le nasıl yakınlaştın? Duygusal anlamda amca. Peki nasıl bir kız bu Özlem? Ha? Sırf adı Özlem diye yakınlaşmış olmayasın. Gördüğüm kadarıyla Meltem de güzel kız. Ha, mevzu ne mevzu? Meltem güzel kız. Hoş kız. Da bu Özlem'in saf, tertemiz bir insan oluşu beni çok etkiledi amca. Peki kimin nesi, kimin fesi? Hı? Sonra yarın bu da bilmem kimin kızı diye karşıma çıkma. Yok amca. Yoksul bir mahallede oturan, çilekeş bir annesi, serseri bir abisi olan, kendi halinde ekmeğinin peşinde bir kız. Serseri abi derken? Bak şimdi, iş konuşma dedin diye orayı çok açmayacaktım ama Özlem'i eve bırakırken abisiyle de tanışmış oldum. Eve bıraktın. Denk geldi diyelim. Peki diyelim. Şimdi bu abisi içeri girmiş çıkmış. En önemlisi de bu ara bize bu musallat olan hapçı tayfasıyla teması var. Ulan yine mi plan? Plan yok amca. Özlem'in bu işlerle alakası yok. Ben şimdi sokaklarda kulağımızın olması fena mı? O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben de artık saf, temiz, güzel şeyler duymak, hatta görmek istiyorum. Dön lan otele dön. Merak ettim şu kızı, bir göreceğim. Dön. Ha, amca. Ha. Bu durumu Meltem'e çaktırmayalım. Ha. Bana mı söylüyorsun? Ben bu işlerin kralıyım, kralı. Kralıydım. Daha doğrusu. Doğru zamanda emekli olmuşum. Racon işlerini İlyas'a, çapkınlık işlerini de sana bırakmışım. Hazır bu haldeyken Hızır Ali'yi de evlendirip dede olayım diyorum. La oğlum bu nedir benim elimde ya? Bu nedir ya? Bu nedir?